Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bu videoda sizlerle beraber tercih döneminizde size faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video daha çekmek istedim. Nedir bu? İstanbul'ların Üniversitesi'nde İngilizce bölüm okumak. Ee, İngilizce bölüm. E, ben bir önceki videoda da zaten söyledim. Ben Türkçe bölüm okudum Yorumlarda bir arkadaş işte yazmış. Demiş ben işte Anadolu'da oku Anadolu'dan yaşıyorum. Anadolu'da yaşıyorum. Üniversite sınavına girdim. İngilizce bölüm okumak istiyorum. Sizce işte İstanbul'da okumak istiyorum aynı zaman avantajlı olduğunu düşündüğüm için diyor. Sizce işte Anadolu'da bulunduğum şehirde de İngilizce şey bulunduğum şehirde de okuma imkanım var. Hani puanlarım yetiyor diyor. Ama ben İstanbul'da işte Aral gibi bir yerde İngilizce bölüm hani o bölümü İngilizce okumak istiyorum. İşte sizce Türkçe bölüm okumak mı İngilizce bölüm okumak mı ve İstanbul'da okumam gibi süreçler diye sormuş. Hani bunlar mantıklı mı? Ve Anadolu'dan kalkıp da İstanbul gibi bir yere e, gelmeme değecek mi diye sormuş kendisi. Ben de dedim hani bununla alakalı video çekeyim. Hani herhalde İngilizce bölüm okumakla alakalı. E, herhalde İngilizce bölüm okumakla alakalı. Şimdi ben İngilizce bölüm okumadım. Ben Türkçe okudum. Ama İngilizce bölüm okuyan bir arkadaşa birkaç soru sordum. O yorumun üzerine dedim ki en azından bir sorayım. Yerinden öğreneyim dedim. E, bundan dolayı da dedim size bu videoyu çekeyim. <laughs> Faydası olur umarım. <laughs> Şimdi şöyle bir süreç var. Arkadaşa sorduğum söyledikleri gibi bir şey olsun. Arkadaşa mesela ben ne dedim? Dedim ki işte İngilizce bölümü hani şöyle söyledim. Sizin yerinize koyması adına. Bunları biliyorsun dedim. Şu an okudun sen bitirdin. O da bu sene benimle beraber aynı zamanda bitirdi. Ama o farklı bölüm okuyor. İngilizce olarak bir de okuyor onu. Okuyordu bitirdi. Ben dedim ki işte nedir? Sen sana sorsalar ya da sen tekrar gelsen Aral'da İngilizce mi okurdun, Türkçe mi okurdun? okuduğum bölümü diye sordum. O dedi ki İngilizce okurdum. Sebebini sordum neden diye. O kısaca şey söyledi. Uluslararası bir dil olduğu için ve neçede genelde şeyler hani e, genel kabul görülen bir dil olduğu için falan diyordu. Ben onun üzerine bir de şey sordum. Dedim sen Aral'da İngilizce okuyan birisi olarak sence işte yeterli miydi? yetersiz miydi ya da neden sıkıntı çektin nelerde iyiydi nelerde işte ne gibi işlemler yaptın gibi gibi süreçler sordum üstün körü genelde aklınıza gelebilecek sorular o da <laughs> yani genel olarak işte şey söyledi mesela hocalar biraz yardımcı oluyormuş zorlandıkları konularda bazen ufak tefek İngilizceye kaçabiliyor İngilizceden ufak tefek Türkçe konuşarak kaç şey yapabiliyor biliyorlarmış yardımcı oluyorlarmış derslerde hani öğrenciler sıkıntıya girmesin diye. Sebebi de şöyle, siz şimdi İngilizce bir şey dinliyorsunuz mesela. Bazı kelimeleri herkes bilir. İşte welcome'dır, what'tır, işte you'dur, we'dir, they'dir gibi. Bunları ilkokuldan beri hepimiz öğreniyoruz. Az çok her birimizin aklında kalan şeylerdir. True'dur, işte now'dır gibi gibi şeyler. Sallıyorum bunları arada bir duyuyorsunuz. Yanlış ya da doğru. İşte bunları duyduğumuzda konu anlatımında doğru ya da yanlış anladığımızı bilmediğimiz için Kul cool İngilizce olan şey de, eğer İngilizcemiz iyi değilse ya da iyi geçirmediysek hazırlığı, geçer not alıp geçip gittiysek, yani kendimizi kandırdıysak okul bir şey yapamaz. Kendini okey tamam ben öğrendim deyip geçiriyorsan kendin de şey okul yeterli kadar İngilizce eğitim veriyor diye biliyorum ben. Zaten herkesi derecesine göre koyuyorlarmış. Yani bunun üzerine şöyle düşünün, siz İngilizce anlatım yapıyor. Dediğim gibi bildiğiniz kelimeleri duyunca ha, bu böyle anlatıyor, böyle anlatıyor herhalde diye varsayıyorsunuz. Ama işte hocalar da arada bir mecburen siz böyle takılıyorsunuz diye Türkçe olarak yardımcı olmaya çalışıyorlarmış. Ee, arkadaş da işte bu konuda diyor ki demek istediği olay şu diyor ki konuyu şimdi İngilizce anlatsın aralarda Türkçe konuşmak yerine konuyu İngilizce anlattı mı diyor bize kısa özet olarak bir türkçede anlatım yapsın kısa özet olarak. Hani yani şöyle düşünün. Size birisi İngilizce anlatıyor. Yani ben size şu an İngilizce konuştuğumu varsayın. Kısa özet olarak anlatmadığım sürece siz mesela yorumda her biriniz farklı anladığınız için farklı yorumla cevap vereceksiniz bana gibi düşünün. Hani İngilizceyi yarım yamalak bildiğinizi kabul ederekten söylüyorum. Hani çünkü bir üniversitenin belli rahatlığına gelince biraz üşüyen geç olabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onu bence atın hatta. O kadar rahatlamayın yani kendi adınıza söylüyorum hani 4 seneyi verimli geçirmek istiyorsanız onun bilginiz olsun. İşte sallıyorum yanlış anladınız. Aşağıda yanlış yorumladınız. İşte arkadaş da bunu diyor ki bunu anlattıktan sonra bir de Türkçe özet geç diyor. Ondan sonra he demeye başlarsın anlamında Türkçeyi doğru anlarsın diyerekten kısa özeti geçer. Biz de sınavda yanlış doldurmayız diye düşünüyor. Çünkü e, ee, öğrencilerde dediğim gibi biraz üşengeçlik var. Onları aşmaları lazım ama hocalar da işte bu konuda yardımcı olsunlar diyor. Geneliyle alakalı bir sıkıntı olduğu için diyor. O tip bir yapı var. Hatta zaten bir tane hoca İngilizce full yabancıymış çünkü zaten. O full İngilizce anlatıyormuş mesela. Onun dersinde bayağı böyle yani dediğim duruma düştüklerini düşünün yani. Öyle bir süreç var. Arkadaş dedi dediği gibi İngilizce bölümü okurdum. Gayet hani şey ama yeterli değil demesin sebebi işte dediğim gibi İngilizce ardından bir Türkçe özet geçsinler istiyor. Bu kadar. Ee, şimdi arkadaşın sorduğu sorunun üzerine bunu söylediğimden dolayı bir de üzerine ben kendi yorumumu zaten ona da söylemiştim. Buradan da söylemiş olayım. Ee, ben Türkçe bölüm okumak, İngilizce bölüm okumakla alakalı şöyle düşünüyorum. Ben Türkçe okudum dediğim gibi. İngilizce okunmasını sever okey. Ben dediğim gibi daha girmeden önce okula falan girmeden önce ben şöyle düşünüyordum. Mühendis abiler falan vardı. Ben daha önce bir yerlerde çalışıyordum. Orada da sormuştum. Dedim ki abi işte ben İngilizce okuyayım falan diyordum. O da dedi ki ya benim İngilizce okuyan bir makine bölümünde tanıdığım vardı diyordu. Başka bir üniversiteler için söylüyor tabii ki. Fark etmez. Önemi yok. Çok zorlanırsın demişti bana. Ben yine de bölümü direkt yazmıştım ama Türkçe'den gelmişti. Onun için sıkıntı çekmedim. Şu seneye geldiğimde diyorum ki iyi ki Türkçe okumuşum. Çünkü benim gibi birisi zor okurdu. Ama İngilizce okumak çok avantajlı. Şöyle ki ben o arkadaşa da cevap verdiğim gibi yorumda. Şöyle bir süreç. Şimdi Türkçe bölüm için gelsin. Arale ya da herhangi bir o okuduğu yaşadığı şehirde okumak için Türkçe bölüme girsin. Ve dışarıdan da kurs desteği alsın. Ben ona onu söyledim. Dedim ki işte Türkçe bölüm oku dışarıdan kurs desteği aldın ya. Kurs desteğinde sana sadece bir A1 A2 diye seviyelendirdikleri eğitimi veriyorlar. Klasik. Bunu da tekrar yapmadığın sürece battın. Normal bölümde de öyledir ama dışarıdan eğitim aldığın süreci düşün haftada bir ya da iki gün gideceksin. Üniversiteden dolayı fazla boşluğun olmuyor çünkü. Hadi üç gün olsun ya da akşamları git. Yani haftanın üniversite kadar senin zamanını alan bir süreci olmayacak İngilizce kursu dedim. Ve seni etki etmeyecek. Bu birinci uğraşın olacak dedim. Türkçe bölüm okuduğunda bir de üniversitede de bir uğraşta uğraşacaksın. İkinci üniversite yani Türkçe okuduğun için belki biraz kolaylık oradan sağlıyorsun dedim. Kursla bir. Türkçe bölümü okurken kolaylaşsa da yine de bir uğraşın daha olacak dedim. İki. ikinci uğraşının içinde şunu da dahil ettim. Dedim ki Türkçe bölüm okuyorsun o bölümündeki terimler İngilizce olduğu için onları arayıp onlarla alakalı kaynakları bir daha sen uğraşarak çevirmeye çalışacaksın. İngilizce kaynak çünkü çok var Türkçe kaynağına nazara. onun çevirisiyle iki kere uğraşacaksın. Yani kurs artı okuldaki çevirinin iki kere olacak yani. Bu tip bir uğraşa gireceksin. Bundan dolayı işte dedim ki İngilizce bölüm okumak okuduğun takdirde ilk sene hazırlığını alıyorsun. 4-5 yıl sürecinde okulunu okurken ister istemez içeriğinde her şeyin oturmaya başlıyor. Hani İngilizce hem eğitimi başında verilmiş oluyor. Okulu okurken İngilizceyi istemsizce kullanmış olduğun için oturur demiştim. İşte bunun görselinin altına arkadaşlar yani ben WhatsApp'ta yolladım bu cevabımı arkadaş da dedi ki gramerin ne ya da konuşmana herhangi bir faydası olmuyor. Haberin olsun dedi. İşte bunun gibi bir şeyi de aşmak için e mecburen tekrar yapmak şart. iki türlü de şart. Ama işte ben yabancı dilli bir bölüm okumanızı tavsiye ederim. Niye tavsiye ederim? Dediğim gibi mecburen ister istemez okuyorsunuz. İki türlü de uğraşacaksınız. Kursa gitseniz de gitmeseniz de İngilizce bölüme direkt girseniz de uğraşacaksınız. Ama en azından İngilizce bölümde zaruri gördüğünüz için her türlü uğraşırsınız. Ama kursa gittiğinizde belli bir zamandan sonra ya biraz dinleneyim dediğinizde ilk dinlenmek için ayıracağınız şey yani kenara atacağınız şey kursa çalışmak olacak. Yani kenara atacaksınız. Ha, diyeceksiniz ki ya bugün de kurs için çalışmayı. Zaten ben bölüm okuyorum diyeceksiniz. Onun için bölümün içeriğinde yabancı dilde okumanın faydası var. Çünkü sizi zorunlu tutuyor. Yani zorunlu olmadığınız bir şey kolay kolay yapmıyorsunuz. Onun farkındayım. Onun için. Yani genel olarak kendim de öyle düşünüyorum. Ya genel gençlik olarak, insanlık olarak öyle bir yapıdayız. Yani İngilizce bölümü okuma konusunda Arel e, e, iyi ama e, biraz daha geliştirmesi lazım diyorlar. Ama imkanları var. İmkanları tekrar söylemem gerekirse, ilk yıl hazırlıkta bir sınava tabi tutuluyorsunuz. Genelde de böyleyse bilmiyorum, hatalıysam yorumlarda söylersiniz bu okulda da böyle, şu okulda da böyle diyerekten. E, tespite göre sınıflara ayırıyorlarmış. Hazırlık yılında İngilizce eğitim vermeden önce... Ee, onun üzerine bitişte de bir sınava tutuyorlar muhtemelen. Onu anladım. Muaf geçtim dediğinden dolayı anladığım kadarıyla. Ee, onun haricinde nedir? İmkanlar. Zaten e, İngilizce konuşma kulübü var demiştim. İngilizce konuşma etkinliği. içine giriyorsunuz İngilizce konuşan insanlar. Hepsi İngilizce konuşmaya çalışıyorsunuz falan. Tekrar etmeye çalışıyorsunuz. Üçüncü imkanda da Erasmus şöyle ki Erasmus Türkçe bölüm içinde yabancı bölüm içinde fark etmiyor hepsine imkan var bu Erasmus konusu Erasmus işte ilk iki sene işte ilk sene ikinci sene başarılı olursunuz notunuz iyi olur tembellik etmezsiniz puanınız toparlı olur Erasmus'a fırsat kazanırsınız imkanlarınızı toparlayıp Erasmus'ta bir yurt dışı bir sene gider gelirsiniz İngilizceniz biraz daha kaymaklaşır gibi gibi imkanlar var. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Benim bilmediğim ya da takıldığım ya da yanlış söylediğim yerler varsa ve bunu izliyorlarsa yorumlarda toparlayabilirler. Yani bilgiyi hiçbir zaman yanlış veriyorsam da yani yanlış bir konu olduğunu düşünen birisi varsa toparlarsa ben de memnun olurum. Çünkü hiçbir zaman yanlış bilgi hiçbirimizin işine yaramaz. Bilginiz olsun. Umarım video dediğim gibi hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Bu arada bir sonraki videoda elimden geldiğince Duyduğum kadarıyla başka bir yorumda da arkadaşım birisi laboratuvarlar soruyordu. Onunla alakalı bir video daha çekeceğim. Onu da bunun ardından yayınlarım zaten. Problem olmaz yani. E bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Tabii ki isterseniz. Yorumlar kısmına da sorularınız olursa belirtirsiniz. Ve aynı zamanda soruların cevabını biriktiren ve tecrübesi olan kişiler varsa da onlarda cevabı verirse e, en azından birbirimize faydamız olsun. Çünkü bazı konuları ben bilmeyebilirim. Ama o arkadaşlar biliyorsa en azından yardımcı olsun. Neticede benim yorumlarım diye e, topluma kapalı olmanıza gerek yok arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.